İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından başlayan Soğuk Savaş, nükleer silahlanma yarışı, sayısız vekalet savaşı, casusluk ve genel teknolojik rekabet ile sembolize edilir. Doğu ve Batı bloku arasındaki gerilimler, daha yıkıcı silahların geliştirilmesine, telekomünikasyonun iyileştirilmesine ve insanlığın uzaya ulaşmasına yol açtı. Uzay araştırması ilk olarak balistik roketlerin geliştirilmesinin uygun bir yan faydası olarak görülürken, kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki temel rekabetlerden biri haline geldi. Bu videoda Sovyetler tarafından Ay'ın dünyadan görünmeyen yüzünün, yani bize karanlık olan tarafının ilk fotoğrafının çekilmesinin hikayesini inceleyelim. Sovyetler Birliği bu dönüm noktasına nasıl ulaştı? Öncelikle uydumuzu biraz tanıyalım. Bildiğiniz gibi Ay gelgitsel olarak dünyaya kilitlenmiştir. Bu da her zaman dünyaya bakan yüzünün aynı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle Ay'ın uzak tarafı binlerce yıldır gizemini koruyordu ve uzay çağının başlangıcına kadar ulaşılamaz durumda kalmıştı. Ay'ın çapı 3476 kilometredir ve yaklaşık 38 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir yüzey alanı sağlar. Ay, yaklaşık 384.400 kilometrelik bir ortalama mesafe ile hafif eliptik bir yörüngede Dünya'nın etrafında dönüyor. Ay ile Dünya arasındaki en yakın ve en uzak mesafeler birbirinden yaklaşık 50.000 kilometre farklıdır. Ay'a ulaşmak küçük bir uzay aracıyla bile dikkate değer bir zorluktu ve bu zorluk geçtiğimiz yüzyılda uzay yarışının merkezindeydi. Uzay yarışının açılışı Ekim 1957'de Sputnik 1'in fırlatılmasıyla gerçekleşti. Dünyanın yörüngesine dönen bu ilk insan yapımı nesne, Batı'nın görünürdeki teknik avantajını paramparça etmişti. Atom bombasının gelişimine benzer bir şekilde bu Sovyet başarısı da dünya için bir sürprizdi. Bu olay, yüksek teknolojinin gelişimini hiç olmadığı kadar hızlandıracaktı. Sputnik'in etkisinin dalgaları ortaya çıkan ABD uzay programının yeniden yapılandırılmasına ve sonunda NASA'nın kurulmasına yol açtı. Bir Sovyet roket mühendisi olan Mikhail Tikhonov, 1951'de Ay'a ulaşma olasılığını ima etmişti. Bunun yanında insanların önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde Ay'a uçabileceklerini düşünüyordu. Tikhonov 1954'te Ay'a ulaşabilecek bir uzay aracının teknik yönlerini özetlediği bir raporda yazmıştım. Baş mühendis Sergey Korolev ile birlikte Tikhonov, Sovyet Ay programını özetleyen Ay'a roket fırlatmaları üzerine başka bir öneri yazdı. Bu, dünyanın ötesindeki misyonları özetleyen ilk programdı ve bir teknik zorluğu temsil ediyordu. Bilimsel olarak Ay'a yapılan başarılı görevler, Ay Dünya sisteminin kökenleri hakkında eşi görülmemiş bilgiler sunacaktı. Program birkaç farklı görev öneriyordu. Yörünge görevleri uzaktan verileri toplarken diğer uzay araçları Ay'a çarpacaktı. Daha da hırslı olanlar yumuşak iniş yapmayı başaracaktı, ardından gezici ve Ay yüzeyinden örnek alan geri dönüş görevleri gelecekti. Lansmanlar gizliydi ve yalnızca başarılı olanlara Luna adı verildi ve daha geniş bir kitleye duyuruldu. Bununla birlikte programdan birkaç başarı elde edildi. Daha sonra Luna 1 ya da diğer ismiyle Rüya olarak adlandırılan ilk kozmik gemi Sputnik 1'e benziyordu. Ancak manyetometre, meteoroid, kozmik ışın ve gaz bileşeni dedektörü gibi birkaç farklı bilimsel alet taşıyordu. Görevi Ay'ın dünyaya yakın tarafını incelemekti. Sonradan Ay'ın yakınından geçeceği ancak yörüngeye oturmayı başaramayacağı ortaya çıktı. Van Allen radyasyon kuşaklarını ölçmenin yanı sıra ilk kez Güneş'ten yayılan iyonize plazma akışı olan Güneş rüzgarını ölçmüştü. Ayrıca Ay'ın yakınında önemli bir manyetik alan ve genel bir mikrometeorit eksikliği tespit etmişti. Luna programının ikinci başarılı görevi, Luna 1 ile benzer ekipmanı taşıyan, daha sonra Luna 2 olarak adlandırılan ikinci kozmik gemiydi. Bu, Ay yüzeyinin 60 kilometre yukarısında uydumuzu etkileyen ilk insan yapımı nesneydi
ölçümleri dünyanın plazmasferinin erişiminin bir sınırı olduğunu ve güneş rüzgarının dünyanın manyetik alanının dışında da var olduğunu gösterdi. Plazmasfer, gezegenimizin yüzeyinden yaklaşık 40 bin kilometre uzaklıkta bulunur ve dünyamızı güneş rüzgarından ve çoğu kozmik ışından korur. Programın bir sonraki kilometre taşı, Ay'ın fotoğraflarını Dünya'ya geri göndermekti ve bu sayede ilk defa uydumuz Ay'ın uzak tarafı ortaya çıkacaktı. Daha sonraki görev ise Luna 3 olarak adlandırılan karmaşık bir makineydi. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaydı ve kabaca silindirik bir şekle sahipti. Sızdırmaz kap, ekipmanın optimum performansı için basıncı ve sıcaklığı koruyordu. Uzay aracında bir görüntüleme sistemi, verici, güneş pilleri, elektrikli piller, bir kozmik ışın dedektörü ve bir mikrometeorit dedektörü de vardı. Görüntü ve radyo iletimi almak için probu yönlendiren 3 eksenli bir stabilizasyon sistemi de kullanıyordu. Uzay aracı, Güneş, Dünya ve Ay'ın yerini tespit ederek kendi yönünü de belirleyebiliyordu. Sistem, birçok uzay uçuş kontrol sistemi tasarlayan Sovyet fizikçi ve mühendis Boris Rauschenbach'ın ekibi tarafından geliştirildi. Luna 3'ün kamera modülü, hem yakın hem de daha kaba görüntülere izin veren farklı odak uzunluklarına sahip iki kamera sistemine sahipti. Fotoğrafta kullanılan film, Genetrix projesinde kullanılan CIA casus balonlarından alınmıştı. Luna 3 için elektronik tasarımında vakum tüpleri yerine yoğun transistörlerden yararlanıldı. Fırlatma, 4 Ekim 1959'da Sputnik 1'den tam olarak 2 yıl sonra gerçekleşti. Fırlatmadan kısa bir süre sonra sorunlar başladı. Bunlardan birisi ise sondanın aşırı ısınma sorunuydu. Bilim adamları aşırı ısınmayı hafifletmek için birkaç sistemi kapattı. 2 gün sonra, yani 6 Ekim 1959'da uzay aracı Ay'ın güney kutbunun üzerinden geçti. Ertesi gün Luna 3, Ay'ın dünyadan uzak olan ama güneş vuran tarafının üzerindeydi ve fotoğraf çekmeye başlamıştı. 40 dakika içinde uzay aracı farklı pozlama ayarlarında 29 adet fotoğraf çekti. Bu fotoğraf Ay yüzeyinin 65.000 ila 66.700 km uzaklığında çekilmişti. Oturum bittikten sonra resimleri dünyaya gönderme girişimi başarısız oldu. İlk denemede tek bir kalitesiz fotoğraf alındı. Uzay aracı dünyaya doğru hızla ilerlerken daha başarılı bir iletim gerçekleşti. 19 Ekim'de uzay aracı dünyaya yakın ve Sovyetler Birliği'nin üzerindeydi. Yayının alımını iyileştirmek için Karadeniz üzerinden radyo sessizliği emri verilmişti. Son olarak Ay'ın uzak tarafının yaklaşık %70'ini kaplayan 17 resim alındı. Kısa süre sonra Sovyet yetkilileri Ay'ın gizemli tarafının ilk görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Ay'ın uzak tarafı bize bakan taraftan oldukça farklı görünüyor. Bizim görmediğimiz taraf dağlıktır ve çeşitli boyutlarda kraterlere sahiptir ve yakın tarafa kıyasla daha az volkanik kökenli koyu alanlar vardır. Ay'ın yakın ve uzak tarafları arasındaki bu belirgin asimetri, Ay kökeninin anlaşılması için çok önemlidir ve sözde dev etki hipotezini destekler. Bu hipotez, Ay'ın Mars büyüklüğünde bir nesnenin dünyanın öncülünü etkilemesinden sonra oluştuğunu öne sürüyor. Çarpma enkazı daha sonra genç Ay'da birleşti. Misyonun bilimsel ve tarihsel etkisi derindi. Sovyet uzay programının cesaretini tüm dünyaya sergiledi. Görev ve araştırma teknik olarak geliştirildi ve sadece 2 yıl önceki Sputnik uzay aracının çok ötesine geçti. Televizyon istasyonları ve yazılı basın, Ay'ın uzak tarafının görüntülerini dünyanın dört bir yanına dağıtarak görevi uzay araştırmaları tarihine sağlamlaştırdı. Luna 3'ü hem ABD hem de Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen birkaç görev izledi. Ay'a ilk insan inişi yarışı, Kennedy'nin 1961'deki ünlü konuşmasının ardından hızlandı. 1964'te başlatılan Ranger 7, dünyanın uydusunun görüntülerini alan ilk Amerikan uzay aracıydı. Daha sonra Sovyetler, Luna 9 ile Ay'a ilk yumuşak inişi gerçekleştirdi. Birkaç ay sonra Amerikan Surveyor programının uzay aracı, Ay yüzeyine inmeyi başardı ve Ay'a bir insan indirmeye giden yolu açtı.
Apollo 8'in mürettebatı Ay çevresinde yörüngeye girdiğinde uzay araştırmalarının en muhteşem anlarından biri meydana geldi. İlk kez insanlar Ay'ın uzak tarafının bir kısmını canlı olarak görebiliyordu. Bu görevin nefes kesen fotoğrafları Ay'a ilk insan inişi için yarışın yaklaştığını da işaret ediyordu. Ve sonunda Neil Armstrong Ay yüzeyine adım atarken uzay yarışı sembolik bir sona gelmişti. Karşılıklı yıkım arayışından doğan uzay yarışı insanlığın en dikkate değer başarılarından bazılarını ortaya çıkardı. Politika uzay yarışını körüklerken Luna 3'ün başarıları gibi dönemin başarıları bilgimizin ufkunu genişlettiği için büyük önem taşıyor. Uzay yarışının doruk noktasından sonra uzay araştırmaları daha işbirlikçi ve daha az rekabetçi hale geldi. Günümüzde özel uzay şirketlerinin hızlı girişiyle uzay arayışı daha ucuz hale gelirken uzayın derinliklerine ulaşma çabalarımızda heyecan verici yeni gelişmeler görebiliriz.